Kamera dönüyor. Sen açık mısın? Açık. Sesin açık mı? Se. Bu alıyor bence. Yok, bunda da var ses. Ha, okey, süper. Hoş geldiniz. Sesime çok alışamadım. Biraz düşük bir tonla konuşmaya gayret edeceğim. Türkiye'de ikinci kez yapılan kamp ve karavan fuarındayız. Farkındasınız, CNN Expo'nun çatısı altında. Ben geçen sene buradaydım. Geçen sene bir takım videolar çektim. Bu kadar fazla katılımcı yoktu. Markalar vardı ama bu işin sergilenmesi tarafında açıkçası işin nereye gidebileceğiyle ilgili hem markaların bir belki farkındalığı belli bir seviyedeydi. Şimdi görüyorsunuz kalabalık. İnşallah gelecek sene bu holde yetmeyecek. Başka bir takvimde inşallah tekrar bir arada olacağız. Şimdi düşüş olanın bir en azından benim tarafta neye karşılık geliyor, naçizane onu anlatacağım. Şimdi panelin konusu özgürlük yolda ve ben kendi özgürleşme hikayemi anlatacağım. Bu biraz da benim geçmişim. Nasıl başladı, nasıl geldi hikaye buraya. Affedersiniz. Benim anneannem şu anda Sırbistan'la Romanya sınırında olan çok uzak bir şehirden, Bulgaristan'ın Vidin şehrinden göç hikayesiyle önce Bursa'ya geliyor. Daha sonra da işte Bursa'da biraz fazla istiyorlar, rahatsız ediyorlar. Güzel bir kadın. Çok güzel kadın. Kızmış. Güzel bir kadın. Ondan sonra diyor ki ben İzmir'e yerleşeyim ve İzmir'e geliyor. Babam anneme aşık olup İzmir'e geliyor. Ve benim hayatımda böyle yolculukların kesişmesiyle ortaya çıkıyor açıkçası. Ahsan, bence sen anneannene çekmişsin. Olabilir. Neden biliyor musun? Anneannen güzelmiş, sen yakışıklı. Sağ ol, teşekkür ederim. Oğuzhan'ın hikayesi biraz böyle, benim biraz daha yüksek çıkıyor sesim. Benim hikayemde de şöyle bir şey var. Biz bu arada eşiz, Düş Yola bizim kanalımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bizde de hikaye şöyle, gene benim anneanneden başlıyor aslında. Annem de burada bu arada. Benim anneannem o zamanlar, tabii kaç doğumlu anneannem? 24 doğumlu düşünün. 21 yaşında bir genç kız ve evlenmemiş. Yani bayağı radikal bir kadın. Babası evlensin istiyor falan tabii ve anneannem kaçıyor evden. İstanbul'daki annesine geliyor. Çünkü anne baba o dönem ayrılmış. O da radikal o dönem için. Ve kaçıp İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o da büyük babama aşık oluyor. Yani bizimkiler biraz çılgın ve özgürler aslında. Oğuzhan'ınki Sırbistan'dan Bursa'ya ve İzmir'e, benimki de Eskişehir'den İstanbul'a, böyle bir kaçış. Özgür ruhlar aslında. Genlerimizde biraz var belki de. Özgürlük ve Düş Yola. Ama Düş Yola'nın adının eser sahibi Oğuzhan. Ona da geleceğim. Çocukluk yıllarımda aklımda hep bir takım yolculuklar var, yani aklımda kalanlar. 5-6 yaş zamanlarımda babam müteahhitlik yapıyor Didim Akbük'te ve Bodrum Yalıkavak'ta. Söke'de de ofisi var. Didim'de yazlığımız var. İzmir'de oturuyoruz. Ailenin hayatında sürekli bir devinim var ve sürekli yolculuk yapılıyor. Annem devlet memuru. Mesela hatırladığım bir şey, o dönemde Türkiye'de tütün ekiliyor. Sabahleyin annem İzmir'e yetişmesi gerekiyor. Didim'den gece karanlığında çıkıyoruz. O sırada insanlar tarlalarına gidiyorlar. İşte pamuk için, tütün için. Biz işte sabah saat 5.45'te karadeveci aracını yakalamamız gerekiyor ki annem, kız kardeşim ben. Annem mesaiye gitsin. Biz de işte anneannemin, dedemin yanına gidelim. Böyle bir hayat akışımız var. Tatil zamanlarında da babam sürekli şantiyelere gitmek durumunda. Müteahhitlik yapıyor, mimar. Bir kısmında kendi projelerini uyguluyor. Ve işte Söke, Didim, Bodrum, Yalıkavak, Didim Akbük, o düzlemde biz sürekli yoldayız. Ben 5-6 yaşındayım. Gözümü açtığım her seferinde manzara değişiyor. Fuarda da öyle bir durum var. Fuar eşliklerinden bir tanesi manzaranı değiştiriyor. Şurada sol tarafta görüyorsunuz. Yani çok erken yaşta babasının yanında, annesinin yanında bir çocuk sürekli yolculuk yapıyor. Dinamiklerinde bu var benim tarafta. Çocukluğum İzmir'de geçti. Üniversite ilk olarak Ege Üniversitesi Fizik Bölümüne gittim. 3 semestr orada okudum. Çok başarılı olamadım ve mutsuz oldum. Çoğu insanın, belki buradaki insanların geçmişinde de öyle bir şey vardır. Daha sonra Güzel Sanatları kazandım. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunuyum. 5 senede bitirebildim onu da. O da belki trajik. Daha sonra filmci olacağım diye İstanbul'a geldim. Sinema sektöründe çalıştım uzun yıllar kamera asistanı olarak. Benim geldiğim zaman da dijital kameralar daha, dijital high-end kameralar daha yeni yeni geliyordu. Ben bir kısım high-end sinema kameralarına, film kameralara ve dijital kameralara asistanlık yaptım. Türkiye'deki ilk Alexa'lar benim çalıştığım kiralama şirketlerine geldi ve şansım o dijital kameraları öğrendim ve onun sayesinde birçok
reklam filmi, sinema filmi, diziler gibi projelerde çalıştım. Yalnız takdir edersiniz ki bu arada şu anda bu salonda da içerik üreticisi arkadaşlarımız var. Hani on demand content dediğimiz yani seçerek izleme kısmı artık kesinlikle insanların, bireylerin tercihi dijital platformlar çok fazla artıyor. Televizyonlar ve sinema işi biterken kendime bir karar aldım. Dedim ki ben çok uzun saatler çalışıyorum. 16 saat, 17 saat mesailer var. Riskimizin tamamını biz alıyoruz. İşte sigortalarımızı biz yatırıyoruz. Firmalara fatura kesiyoruz ama 90 gün sonra ödemesini alıp alamayacağımızla ilgili bir garanti yok, bir şey yok. Hayat koşulları gerçekten zor film işlerinde. 2015'te dedim ki ben artık dijital pazarlama stratejileriyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten yapım firmam vardı. Ve şansım benim ilk müşterim bir Amerikalı gayrimenkul şirketi oldu. İçerik ürettim, fotoğraf ve video çektim. Tabii gayrimenkul işi takdir edersiniz çok fazla ülkedeki spekülasyonlardan etkileniyor, dalgalanıyor. Bir dönem çok çalışıyorsun, çok yoğun çalışıyorsun. Bir dönem yaprak kıpırdamıyor, bu danışmanlar tarafında da aynı. Bir de kültürel kodlar senin açıkçası o özgürleşmene, yani özgürlüğüm yolda olmasın mottosuna çok fazla uymuyor, oturmuyor ve serbest çalışmaya başladım. İçerikler üretmeye başladım, video içerikler üretmeye başladım. Zaten biliyorsunuz hani seyahat blogları, işte seyahat youtuberları iyice pik yaptığı bir dönemde, çok ciddi rekabetin olduğu bir durumda kendi ilgi alanım, kendi merakım olan bir konuya odaklandım. O da işte şu anda burada olmamızın sebebi karavanlar. Karavanlarla ilgili nacizane ne yaptım dersen biraz kanalda sizi gezdirmem gerekecek. İlk başta şansımı denedim açıkçası. O dönemde bu fuardan önce, geçen sene motosiklet fuarı yapılıyordu. Yan tarafa motosiklet fuarına gittim. Bir takım motosiklet içerikleri ürettim markalar için. O dönemde yan tarafta işte motosiklet fuarı biterken burada karavan fuarı yapılıyordu ve kimseyi tanımıyorum. Hatta ilk kez karşılaştığım insanlar da burada üretici tarafında. Kaçak olarak şuradaki kapıdan buraya girdim. Baktım yani insanlar ne yapıyor, ne diyor, tanıştık. Dedim ben yarın geleceğim, sizinle videolar yapmak istiyorum. Hay hay diyenler oldu, reddedenler oldu. Reddedenler şu anda burada da yok. Demek ki biz doğru iş yapıyoruz, o da güzel bir şey. Mesela geçen sene çektiğim üreticisi de burada, standı arkamızda. Videolardan bir tanesini işte 800 bin kişi izledi. O bana bir acizane güven sağladı. Yine burada olup bir takım markaların hani karavan fuarı yokken başka ihtisas fuarlarında olan bir takım içeriklerini çektim. Mesela ProHunt'ta olan bir markanın biliyorsun. Diğer taraftan da işte kendi karavanını yapan yani bu do it yourself projeleri yapan insanların projelerini çekip onlarla sohbet ettim. Yani onlar beni tanıyor, ben onları tanıyorum. Gayet native içerikler oldu. Onlar da çok izlendi çünkü insanlar merak ediyor. Benim burada olmamın sebebi aslında CNR tarafında şu. Geçen sene benim CNR Expo'da ilk karavan fuarında çektiğim videolar herhalde 1,5-2 milyon aralığında bir tıklama aldı sadece 5 video için. O da bana bir cesaret verdi. Bu arada başka bir dikey olarak Türkiye'de daha çok erken olduğu için ama işte Tiny House'la ilgili bir content yaptım. Arada bir takım komiklikler, şaklabanlıklar yapmadım değil. Çünkü YouTube'da bunu deniyorsun, mecbursun. İşte Ghosty varlı bir berbere gidiyorum, mahalle berberine. Onunla bir takım videolar çektim ettim. Sonra artık şurada bir kırılma başlıyor dikkat ederseniz. Oradaki hikayede de artık Türkiye'de değil de globalde ne oluyor merak edip tamamen kendi finansmanımla Türkiye'de, daha doğrusu globaldeki en iyi fuarlardan bir tanesi olan Karavan Salon Düsseldorf'a gittim. Tüm imkanları kendi cebimden karşıladım her zaman. Orada 13 gün boyunca kaldım. Orada yine bir takım içerikler ürettim markalarla. Ve markalar tarafında da bir takım kontaklarım oldu. Orada ne oluyor? Pazarlama departmanı şefleri, işte ürün müdürleri, ürünleri geliştiren insanlar. Onlarla bir takım videolar çektim. Sonra sen, araya girip bir şey sorabilir miyim? Sence orada ürün müdürlerine, yani yurt dışı için konuşuyorum, ulaşmak ya da orada bir takım insanlara ulaşmak Türkiye'den daha mı kolay? Evet, daha kolay. Çünkü üreticilerden ve buradaki insanlardan çok özür diliyorum ama galiba biz biraz fazla kibirliyiz. Orada öyle bir şey yok. Herkes kart viziti, mesela şöyle söyleyeyim. Heimer'in ürün müdürü Dominik Kempe ile fuarın celebrity'sini çektim. Fuarın yüzü olan Venture Vision diye bir araç var. Gelecek videolarda göreceksiniz. Bana o saat için bir randevu verdiler. Sadece 15 dakika ayırdılar bana.
şansıma şöyle bir şey vardı. Beyefendi eşiyle beraber Hayver'in bir ürünüyle Türkiye'ye gelmiş. Burada gezmiş. Ondan sonra işte Pamukkale'ye gezmiş, Kapadokya'ya gitmiş, Çeşme'ye, Bodrum'a gitmiş. Bana ilk söylediği şey şu oldu yani, elinizde müthiş bir coğrafya var ama destinasyon pazarlamasıyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Farkındayız işte şimdi, tabii başımı da derde sokmak istemiyorum ama bir takım turizm filmleri yapılıyor biliyorsunuz. Çok böyle yüksek bütçelerle, işte Christopher Nolan'lar çekiyor, bir şeyler oluyor ama etki süresi çok az. O yüzden bizim birebir insanları buraya getirmemiz gerekiyor. O tarafta da yani gelecekte modeller olacak. Zaten biz de yurt dışı ile ilgili bir takım iş modelleri geliştiriyoruz açık açık. Oralara da var. Yani iş biraz açıkçası basit bir Instagram hesabı ve işte 27 bin aboneli bir YouTube kanalının biraz daha üzerine geçti. Bu sadece görünen tarafı. Arkada bir takım iş birlikleri oluyor. Sizi yanıtlayabildim mi bu arada? Aynen. Teşekkür ederim. Sonra ne oldu? Türkiye'de bir proje yapmamızın gerekliliğini hissettik. En son işte 2006-2008 yıllarında ithalatı olan, daha sonra devamı gelmeyen bir aracı satın aldık. O da şurada. Hikayenizi anlatamam. O halde şu reklamları kapatalım. Hikayemiz de şu, tam böyle Düsseldorf'un hazırlığını yapıyorum. Bir Ağustos ayı galiba. Bu arada kanalda merak edenler için onunla ilgili de bir video var. Daha doğrusu iki video var yani. Bir kendi aracımızı böyle acımasız bir şekilde inceleyip neler yapacağımızı anlatıyoruz. Diğeri de işte satın alma deneyimimizi anlatıyoruz. Satın alma hikayesinde de ben satılık olmayan bir aracı, camı şu kadarcık açıktı, kapanmıyordu. Oraya bir tane post-it attım içeriye. Dedim satmak isterseniz beni arayın diyor. Satılık değildi. Yıllarca kumaş taşımış. Son bir senedir yani en pahalı motosiklet garajlarından bir tanesi. Adamın 600 cc'lik motosikleti varmış. Motosikleti koyuyormuş içine. Satılık olmayan bir aracı. Ağustos'un 23'ünde falan prensip olarak satın aldım. 5 kuruş kapora vermeden. Sonra işte Almanya'ya gittim. Almanya'da da Volkswagen tarafında, daha doğrusu küçük kategorideki araçlar için bunun kadar bir hol var. Çünkü orada bu kategoriye çok fazla konumlanıyorlar. Kimi insanların ilk araçları, alım gücü olan insanlar da konumlanıyor. Gençler daha çok istiyor. Ondan sonra dedim inşallah adam satmaktan vazgeçmez. Sonra Türkiye'ye geldim. Tam Türkiye'ye geleceğim sırada bagajları verdim. Havalimanında bir şeyler verdim. Dedi ki seni bekliyorum. 9 Eylül'dü. Çok iyi hatırlıyorum o gün. İzmirli olduğum için İzmir'in de kurtuluşu. Ondan sonra işte 13'ünde motele gittik, satın alamadık. 17'sinde aracı satın aldık. Sonra bizim serüven başladı. Özgürlüğe dönük ilk adım. Evet, özgürlüğe dönük. Bu arada arabanın içinden o kart atma hikayesi şöyle, aslında pazara gidiyorduk. Yani hani onu diyorum o sana, domates biber almaya giderken araba alıp dönen herhalde ilk insan bizizdir, ilk çift bizizdir. Hakikaten aldığımız kişi de çok keyifliydi. Hanifi Bey'e de buradan selam olsun. Ondan sonra tabii Oğuzhan her zaman yaptığı gibi bu dur bakayım şurasına da bakayım, buradan da bakayım, bu daha düzgün olsun derken bizim araba müthiş bir elden geçme serüvenine girdi. Onun esas muhtarın yolculuğu başladı. Şimdi muhtar mahallenin muhtarı değil, onu da söyleyeyim. 13. yüzyılda anonim bir eser var, İhmetname diye. Muhtar ismi ilk kez orada geçiyor. O da istenen, özlenen, arzulanan gibi bir anlamı var. Yani benim tarafta ona karşılık geliyor. Çünkü ben mobil olmayı çok fazla istiyorum. Mobil olmayı çok istiyorum. Diğer taraftan da yaklaşık herhalde 3-4 senedir artık giyimle ilgili herhangi bir harcama yapmıyorum. Çok büyük bir evde yaşıyorum ama minimalist yaşıyorum, öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş artık o hayata tam zamanlı gezmeye ama gerçek anlamda gezmeye yani. Gerçekten bir süre sonra düş yolanın içeriklerinde göreceksiniz. Küçük kompakt bir araç seçmemizin de bir sebebi oydu. Çünkü dışarıdan hizmet alma hikayesi. Yani gittiğimiz zaman 3-4 gün bir yerde kaldıktan sonra bir butik otel tercih edebiliriz. Arabada pişireceğiz ama dışarıda da bir şeyler yiyeceğiz, edeceğiz. Çünkü yerel yaşamayı, yerel pazarları, yerel yerlerden alışveriş etmeyi ve onu pişirmeyi seviyoruz. Gökçen o tarafta daha yetenekli ve yani o bana o konforu sağlıyor. Ben de sadece işte tabelalara bakıyorum. Gideceğimiz yere karar veriyorum. Karavan mutfağı yapmak istiyoruz aslında. Yani karavanda o yüzden kurabiyeler çok önemli benim için. Bugün bir takipçimiz bize gelirken nefis kurabiyeler pişirmiş. Kendisi de burada, teşekkür ediyorum. İnanılmaz lezzetli. Yani karavanda da o tip güzel lezzetler yapmak ve aslında o yörenin pazarlarından alışveriş ederek bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani biz aslında karavanda güzel yaşamak istiyoruz. Onu da düş yola da paylaşmak istiyoruz.
düşüyorum marka tarafına belki bir pas atabilirim. O da şu, ben hep düşlerinize yol açın diyorum. Çünkü bir harekete geçmen gerekiyor. Düş yolan da yapmak istediği şey bu aslında. Düş yolan CLR Expo'da ilk kez takipçisiyle buluştu. Ve takipçisi de demek istemiyorum. Yani 12 metrekare bir yerimiz vardı burada. İnsanları misafir ettik, bir şeyler ikram ettik. Onlar bazen kendi ikramlarıyla geldiler. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. Bununla ilgili bir video çektik. Gelecek hafta yayınlanacak. Onun dışında hakikaten çok kıymetli insanlar atamıştık. Ulaşamayacağımız tasarımcılarla karşılaştık. Evet. Üretici arkadaşlarımız, kiralama şirketi olan arkadaşlarımız çok güzel konumlanmışlar gerçekten. Onlarla bizi takip eden, bizi merak eden insanları tanıştırdık. İhtiyaçlarını dinledik. Türkiye'de ne var, ne yok, ne yapılabilir? Açıkçası beraber geleceği şekillendiriyoruz. Bir süre sonra belki komponent tarafında destekçilerimiz olabilir. Olursa da artık biraz daha teknik şeyleri daha fazla anlatacağız, edeceğiz. Yine çok konuda almadan muhtarla ilgili hikayeyi biraz daha derinleştirmek istiyorum. 2006 model bir araç ve yüksek kilometreli. 237 bindeydi biz satın aldığımızda ve ben aftermarket, yedek parça şirketleriyle kontaklıyım. Bir kısmına iş yapıyorum. Orada şöyle bir yol izledim. Volkswagen'in yetkili servisinde bir yedek parçayı elinize aldığınızda kutudan ne çıkıyor? Onun aftermarket'te karşılığı var. Yani siz Volkswagen kutusuyla bir ürün alıyorsunuz ama içinde ya bir Alman markanın, bazen Türkiye'de üretilmiş Almanya'ya satılan bir markanın yedek parçası var. Ben bunlara hakimim. O markada ne varsa ve benim işime ne yarayacaksa ciddi bir liste yaptım. Ondan sonra da bu parçaları tedarik edip, iki tane çok kıymetli ustam var, onları anmadan geçmek istemiyorum. İbrahim Bey firma sahibi, işte Şenol ve Orhan ustalarımla beraber çok iyi mekanikerler. Onların servisinde 11 gün kendim çalışıp motorun içini açmadan dışarısında ne varsa ve kendi sürüşümde problem teşkil eden, bana gelecekte konfor ve güven sağlayacak ne varsa yeniledim. Bir sonraki fazda şimdi artık burada herhalde Mart ayı, Nisan ayı gibi işte boyayla ve kaportayla ilgili bir takım işlemlerimiz var. Daha sonra da içine çok iddialı olacak belki ama bu kategorideki bir araça dünyada yapılmamış bir projeyi yapacağız. Ooo, yan masadan gönderdiler Osman Bey. Sağ olsun, teşekkür ettik. Öyle bir proje yapacağız. Sabri'ye teşekkür ederim tekrar Spasek Arman'a. Orada da çıkışımız şöyle oldu. Oğuzhan bana dedi ki en önemli şey, çünkü beni o kandırdı. Yani karavana o kandırdı. Ben biraz daha böyle rahat hareket etmek istiyorum. Karavan istemem ama bütün gün gezelim ama akşam otele dönelim rahat olsun falan diyordum. O dedi ki bak karavanda çok güzel gezeceğiz. Hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz ve kanıma girdi. Orada da dedim ki o zaman benim de belli şartlarım var. Bir tanesi ayakta durabileceğim çünkü benim de fıtık var. Oturarak giyinip soyunamam. İkincisi mutlaka bir lavabosu olacak. Akşam kalktığımda yani gece uykudan uyanıp da eyvah ne yapacağım dememem lazım. Bir de dedim lütfen rahat konforlu bir yatak olsun. Yani onu da şunun için eyvah yatacağım şimdi yine her yerim tutulacak. Uykumu alamayacak mıyım acaba stresim olmasın. Bu üç olduğu halde dedim nasılsa bir şeyler yeriz. Nasılsa bir şeyler içecek bir şey buluruz ve nasılsa güzel manzaralara gideriz. Ama önemli olan uykumuzu iyi alalım ki dünyayı gerçekten dünya gözüyle görelim, bir yerimiz ağrıyıp sızlamadan. Bir de hiçbir şey bize sıkıntı yaratmasın, o da sağ olsun o konforu bana sağlayacak, öyle görünüyor. Çünkü çok küçük bir alan ve hakikaten çok verimli kullanman gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki akışta biz hep işte 15 metreküp, 17 metreküp ya da arkada çok enteresan bir örnek var. Yani kamyon ebatındaki araçlara panel van kategorisinde bir takım uygulamalar yapılıyor. Şimdi sen diyeceksin belki yani çekme karavanla bir merakın yok mu? Evet, çekme karavanı da merak ediyorum ama onun için şu fazı gerçekten hiç boşluk bırakmadan geçmem gerekiyor. Yine kendi aracıma pas atacağım. Mesela biz burada 13 metreküp, 15 metreküp ya da daha büyük araçları konuşuyoruz. Muhtarın ebatı 9.3 metreküp. Yani çok ciddi anlamda hani dar bir alan. Ama tavan yüksekliği olarak da mesela 15 metreküp araçlarla yan yana geldiğimizde daha yüksek. İç yüksekliği 1.94. Ayakta durabiliyoruz. O anlamda bir avantaj. Bir de retro olmaya çok müsait. Çünkü şu anda ithalatı yok. 15 senedir ithal... 10 senedir. Yok. 15 senedir. Yani 14 senedir ithalatı yok. Olmayacağını da tahmin ediyorum. Çünkü araç fiyatları çok yükseldi. Diğeri de işte insanlar biraz ekonomik çözümler arıyorlar, haklılar. Orada da insanlar bir bağlantı kursun istedim. En ekonomik, en küçük modeli seçtim. Ve işte uygulama fazındayız şimdi. Arkamda yine işte Almanya fuarından bir şey dönüyor. Bir de tabii ben de kullanabileyim diye. Evet, bir de Gökçe'nin rahat kullanması. Çift şoför olabilmemiz için yani çok
şu an şu aşamada çok büyük olmaması gerekiyordu. Bir de biz buralara 17 metreküpten geri geldik, yani öyle söyleyeyim size. Ben 17 olmazsa hayatta gitmem diyordum. Hiç büyük söylememek lazımmış. Şimdi bu hikayelerin hiçbirisi şey değil böyle, her şey yani masal gibi mükemmel gidiyor, hiçbir zaman öyle olmuyor. Mesela Mersin'de araba bulduk, kilometresi güzel, düşük kilometreli, temiz görünüyor. O dönemde bu arada şu anda 95 bin, 110 bin bandıra oturan araç, o zaman 48 bin liraydı. Çok sevindik, çok mutlu olduk ve Kapora'ya yolladık. Hatta benim orada bir abim vardı Mersin'de, onun sayesinde işte ekspertize soktum. Ama araba turşuymuş meğerse, yani ekspertize bile zor soktular ettiler. Kapora'ya yolladım. O gece biz çok sevindik yani, oradan başlıyoruz ediyoruz diye, ama evet. Bu hikayenin içerisinde yeni başlayacak olan insanlar ya da bir hamle yapmak isteyen insanlar için hikaye hiçbir zaman böyle mutluluk ivmesinin dümdüz yukarı gittiği bir durumu olmuyor. Düşüyorsun, kalkıyorsun, bazen stabil gidiyorsun, bazen dokunmuyorsun, bazen dokunmak istemiyorsun. Biz işte labradorumuz vardı, onu kaybettik. Evet. Sağlık problemleri yaşadık, o bizi bir herhalde 4 ay falan geriye attı. Ama hayat akış bu seni bir yere getirmeye gidiyor. Aftermarket kategorisinde işte iş birliklerim olduğunu söyledim. Bir kısmına kendim dokundum. Merak ettiğim, anlatmak istediğim şeyler vardı özellikle. Elimizi kirlettik, hiç sakınmadık. Tabii sen çok meraklı olduğun için de bu detaylara fazla girdin. Yani herkes girmek zorunda değil ama sen meraklı olduğun ve insanlara yol... Birazcık da nasıl bir şey olabilir, nelere dikkat etmek lazım dediğin için gösterdim. Ya otomobili seviyorum ve otomobil yüzünden de çok fazla kazıklandım açıkçası. Çünkü yani ustaya götürüyorsun, değiştirilen parça değişmiyor ya da işçilik rakamları çok yüksek. Normalde yani 1/5, 1/4 hallolabilecek şeyler başka bir takım faturalarla, başka bir senaryolarla karşınıza çıkıyor. Orada da insanlara bir güven vermek istedim çünkü onu da şöyle anlatayım. Geçen seneki kur ataklarından ve otomotiv tarafındaki ithalatların azlığından dolayı bu araçlar ticari araçlar. Yüksek kilometrede ve kimin baktığı, ne kadar baktığı belli değil. İnsanlara bir fikir vermek adına, en azından problemi nerede arayacaklarını anlamaları adına böyle bir içerik serisi yapma gereği hissettim. Geri dönüşler çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çünkü beni takip eden insanlar bilişim sektöründe, asker, polis, bu tip şeye vakti yok. Yani asli bir takım mesleği var. Merak ediyor. Sınırlı bir bütçesi var. Şimdi benim yaptığım iş perakende tarafı 30.000 TL'lik bir iş. Yani beni de bu markalar desteklemeseydi benim tek başıma kotarabileceğim işler değil açıkçası. Konsantrasyon olarak. Bizim eğlenelim kendimize ana olsun diye başladığımız kanalımız bugün görüyoruz ki pek çok takipçi, dostlar tarafından destekleniyor. Burada da gördük ki yani biz bu standa gelirken de şey diye düşünmüştük, ya ne yapalım, gideriz otururuz, sıkılırsak döneriz, yani yapacak bir şey yok. Hani gidip bir bakalım takipçilerimiz gelecek mi? İnanın bugün fuarın 10. günü, bugün sabah bile çok hareketliydik. Hiç misafirim, ben misafir diyorum onlara, artık bence düş yola bir aile. Hiç misafirsiz kalmadık. Çaylar içtik, kahveler içtik, birbirimizi tanıdık ve oradan gelen güçle, destekle bugün buraya oturduk. Çünkü onlar dediler ki, ya bize gerçekten yol gösterici bilgiler veriyorsunuz, teknik şeyler söylüyorsunuz ama bu bizim için iyi oluyor, aydınlatıcı oluyor. İşte Düsseldorf videoları bize farklı bir vizyon açtı, değişik bir karavanda nelere bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ve o zaman da tabii bu ciddi bir sorumluluk getirdi. Biz şu an o gururla, mutlulukla burada oturuyoruz belki de. Ya sizin sayeniz aslında. Evet. Bir kısmı şu anda kayıtta, işte herhalde 3, belki gelecek hafta video yayınlanacak YouTube kanalımızda. Sizin de müsaadenizle onun da kaydını alıyoruz. Çünkü gelemeyen insanlar da var. Yani... Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Atıyorum bugün burada herhalde 45 kişi falan var. Evet. Diğer tarafta da herhalde bir arada 10-12 bin kişi izler, ne bileyim, belki daha fazla da izleyebilir. Hikayelerimize ortak olmaya çalışıyoruz. Siz de kendi hikayemize ortak ediyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Aynen öyle. Muhtar hepimizin önüne geçti. Diyor ki her gelen muhtar nasıl diye soruyor. Ne yaptın muhtarı, ne yaptın muhtarı? Ne yaptınız muhtarı, muhtar ne yapıyor, iyi mi? Gelişmeler ilgiyle belli ki takip ediliyor. İşte biz de onları sizlerle paylaşmaya umut ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden de yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Zaten benim yola çıkarken çok istediğim, çok hedeflediğim şey şuydu. Şimdi ben kamera asistanıyken çok fazla gezdim. Yani Türkiye'nin herhalde iddialı olmasın, ilgili söylemeyeceğim tabii de %70'ini gezdim.
ve %70'in hani lokal yemekleriyle, lokal dükkanlarla, ilçelerle ve oraya ulaşılan alternatif karayollarıyla biliyorum. Biraz orada derinleştim açıkçası. Birkaç defa gidince biraz da meraklıyım. Hep sağa sola bakıyorum. Nereden girdik, nereden çıktık diye. İşte Ardahan'ı, Kars'ı, Sarıkamış'ı, Şırnak, Cizre, Hakkari, Güney'i falan söylemiyorum yani. Adana, Antep, şudur budur. Ama bayağı ücra yerlere gittim. Sesimiz oralardan da duyuluyormuş. İnsanlarla davetiye paylaştık. Herhangi bir etkileşim beklemeden davetiye paylaştık. Ve Türkiye'nin dört bir yanından buraya ziyaretçi geldi. Bazı gün standtan çıkamadık, yemek yemedik. İnsanlar bize öğle yemeği getirdi. İzmir'den boyoz geldi, öbür taraftan Tel Kadayıf geldi. Dün Antakya'dan Cezerya geldi. Kendi evinde kurabiyesini yaptı, takipçimiz geldi. Balıkesir'den Kolonya geldi. Çok hoş bir şey çünkü biz yani influencer değiliz. Bir... Evet yani biz eğleniyorduk. Baktık herkes bizimle eğleniyor, herkes bizi izliyor, dinliyor. Bir de en önemlisi tabii sorumluluk almışız. Söylediklerimize güveniyor insanlar. Bu durumda artık bundan sonra yanlış bir şey söyleme, yani tabii ki insana mahsus hata yapmak ama yanlış bir şey söylememek adına çok daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrendik. Çoluk çocuk seyrediyormuş. Her onlara yönelik konuşabildiğimizi, tane tane konuştuğumuzu öğrendik. Bunlar da bizi mutlu etti tabii. Evet, çok önemliymiş. Evet, Oğuzhan Bey. Diğeri de şansım şundan dolayı, yani YouTube'un verdiği gücü, mesela burada nacizane bir anı, cumartesi gecesi sanayide kimseyi bulamazsın. Saat 6'da başladık, gece 11'e kadar 3 tane egzoz söktük. Turboda sürekli bir takım istemediğimiz şeyler oldu, mekanik hikayeler. Ama gecenin sonunda saat 11'de elimize sıfır turboyu aldık. O saatte kimseyi tutamazsın. Atıyorum hani firma sahibine o işi yaptıramazsın. Kimseye anlatamazsın. Hem kamera tekniğine biraz daha izahane hakimim. Seviyorum çekmeyi, editlemeyi, yayınlamayı ya da yayını hazır hale getirmeyi. Diğeri de işte YouTube'un ve kitlenin verdiği gücü pozitif anlamda insanlara bilgi vermek adına ve iyi insanları, işte iyi ustaları, iyi iş yapanları, iyi insanlarla buluşturmaya gayret ediyorum. O da işte birinci senenin sonunda, çünkü tüm hikaye geçen sene bu fuar bu kadar bile değilken çekilen 4 tane 5 tane video ile başladı. Onun gerçekten bir sorumluluğu var. Onu da sonuna kadar yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Daha fazla öğreneceğim, daha fazla insanla tanışacağım. Elimi daha fazla kirleteceğim. Elimi kirletmekten çekinmeyeceğim. Bazen kıracağım, bazen para kaybedeceğim. Acısı neyse yaşayacağım bunu yani. Ben şimdi bu arabanın mekaniğiyle ilgili bir anımı anlatacağım. Çok yeni bir anı ama anı oldu artık. Biz arkadaş grubu kızlar toplandık bir gün. Oğuzhan da böyle arabanın işte mekanik bakımını yapıyor falan. Bana da geliyor anlatıyor, işte orasını böyle yaptık, şurasını şöyle yaptık falan. Ya diyorum ki çok anlamıyorum ama tamam sen devam et anlat, dinliyorum falan diyorum. Bayersem dinlerken bir şeyler öğrenmişim. Kızlardan bir tanesi dedi ki ya benim araba o gün yolda kaldı dedi. Motorun dedi kulağı mı ne varmış o kırılmıştı. Aa dedim olmaz mı, ahtapot var, kulak var, dört yerden tutuyor arabanın motorunu. Dedim ne demek, ben biliyorum, ben size söyleyeyim dedim. Baktım ki ben de bayağı bir gelişme kaydetmişim. Motorla ilgili bilgim artmış. Ay, yani demek ki bu hiç dinlemiyorum bile deseniz, ilgi alanında değil bile deseniz, insan seyrederken bir şeyler kulağına giriyor, kulağının arkasında kalıyor ve gün gelince o bilgileri çıkartıp kullanmaya başlıyoruz. O da benim öyle güzel bir anım oldu yani. Kızlara bayağı bir havam oldu açıkçası. Lüks, teşekkür ederim. Levent Bey sağ olsun, çok mersi. Lüks kategorisinde bambaşka yerlerdeler, bambaşka şeyler yaşıyorlar. Almanya tarafını en azından kastetmek durumundayım. Şimdi mesela gelecek videolardan bir tanesi Expedition araçlar. Biz Türkler biraz böyle arazide giden sert şeyleri seviyoruz. Mesela o deneyim şöyle bir video gelecek bir süre sonra. Manşa sisi üzerine işte Action Mobil diye yılda sadece 3 tane araç üreten bir Salzburg merkezi olan Avusturya firması. 900 bin euro bandına oturuyor. İçinden o garajdan Mini Cooper'lar çıkan, işte Fiat 500'ler çıkan, Porsche'lar çıkan şeyleri söylemek istemiyorum bile. Bir takım testler yaptım. İşte testlerin videoları gelecek. Türkiye'de olmayan araçların, Türkiye'de olmayan şanzımanların testlerini yaptım. Diğeri de işte ÖTV oranlarından dolayı bazı araçların o kanunlar değişmedikçe Türkiye'ye gelme ihtimali yok. Onları test etme fırsatı buldum. Muhtemelen gelecek sene daha fazla test videosu yayınlanacak. Sürem ne kadar var? Süremiz bitmek üzere. İstersen artık şey yapabilirsin. 13 dakikam var. Soru cevap kısmına geçelim mi? Size şimdi bir tane mikrofon vereceğim. Kayıt bana da gitsin diye. Ondan sonra izninizle elden ele gezdireceğim. Sohbet edebiliriz. Sizin için uygunsa ya da öyle yapalım mı? Ver, ben vereyim. Ben veririm. Şunu açacağım. Tamam.
Tamam, o da olur. Bizim kayda da gitsin. Çok kısa bekletiyorum. Şöyle konuşmanızı rica edeceğim. Şu sende. Peki biz soralım. Burada karavan almayı planlayan kaç kişi var? Ya da sizi fuara ne getirdi mesela? Onu anlatabilirsiniz eğer isterseniz. Bir dakika. Kaç kişi karavan almak için geldi bu fuara? Burada olan var mı karavan almak isteyen? Bir kişi. Çok iyi. Bir kişi. O zaman buyurun hemen size verelim mikrofonu. Ben adınızı, geldiğiniz şehri, mesleğinizi de rica edeceğim mahsur yoksa. Tabii ki. İsmim Erhan Kocagil. İstanbul'da oturuyorum. YouTube'dan baktım, ilk önce videolarınıza baktım, diğer arkadaşların videolarına da baktım. Bu karavan işini oradan biraz sardım. Gezmeyi seven bir insanım ama yoğun iş temposu nedeniyle sadece cumartesi, pazarı belki değerlendirebilirim. Bunun üzerine de bunu karavana alayım mı almayayım diye çok düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi hafta sonları sadece değerlendirelim. Hafta içi nerede kalacak bu karavan? İşte o karavan parklarının şeylerin videolarını izledim orada. Onun haricinde 750 kilo ve altı bir karavan olmasını düşünüyorum. Çünkü aracım ancak o kadar şey yapabiliyor, çekebilir. Onunla nasıl seyahat ederiz, nerelere gideriz, ne yaparız 2 günlükten, onları baktım biraz. Onlar etki ediyor alıp almama. Ama karavancılık güzel bir macera. Bir denemek lazım. Evet. İlk önce herhalde kiralayıp bakmak lazım. Sizlerden şimdi, o yönde bir bilgi bekliyoruz. Şanslıyız. Şundan dolayı yani kiralama tarafına konumlanan yeni şirketler var. Filo da genç. O anlamda güzel. Sadece o tip rezervasyonların acizane erken yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendim denedim. Çok ciddi takipçisi olan bir influencer mı desem, içerik üreticisi arkadaşım evlendi ve beni aradı direkt. Dedi ki abi bana şu tarihte şöyle bir şey lazım. Balayına gideceğiz. Yani SUV aracı bile zor bulabildi bana. O yüzden o tip opsiyonları erken koyarsanız gayet iyi olur. Çekme karavanla ilgili henüz öyle bir model yok. Çekme karavanla ilgili modele girdiğiniz durumda da aracınızda bir takım bileşenler olması gerekiyor. Çeki demiri gibi. Onun da bir hem satın alma prosesi var hem de ruhsata işletme prosesi var. Ve aracın tüm dinamikleri değişiyor neticede. Arkasında bir yük olduğu durumda. Kaç kişi kullanacak? Size yetecek mi? Çünkü aile kategorisine geçtiği zaman durum biraz değişiyor. Ama hanımefendileri kandırmanın en kolay yolu galiba kiralama modelinden geçiyor hem az risk alarak. Çünkü neticede her ne kadar kararı biz veriyoruz desek de kararı biz vermiyoruz. Hanımefendiler kararı veriyor. Biz de biraz kobay oluyoruz. Asıl riski alan biziz, o yüzden. Önce bir kiralama modeli. Depolaması ile ilgili de şöyle çözümler var. Yakın zamanda düşüş yola da o tip içerikler olacak. Affedersiniz bu arada, şu reklamımızı bir çevirelim. Düşüş yola da öyle bir takım şeyler olacak. O da nedir işte? Kampingler de artık dijital içeriğin, bu kategorideki dijital içeriğin önemini anladı. Bize buraya bir takım misafir gelen insanlar oldu. İstanbul içinde kampingler var, çok da iyi kampingler. Biz bir kısmına kahvaltıya gidiyoruz. Tabii onları yayınlamıyoruz. Oralarda başka arkadaşlıklarımız var, başka bir takım sohbetler. Yani bizim özel yaşamımızla ilgili hikayeler olduğu için paylaşmıyoruz. Çok güzel kampingler var, çok nezih. Hatta bir kısmında hayvanlarla bile daha fazla vakit geçirebileceksiniz. Yani onlar ekolojik bir takım işler yapıyorlar orada. Evet. Keçiler, tavuklar gibi. Evet. Çok güzel örnekler olacak. Bu konseptler glamping ile birleşecek. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor o anlamda. Sizin karar verme süreciniz de hızlanır. Umut ediyorum. Cevap verebildim mi? Çok teşekkür ederim. Biz talep edeceğiz. Üretecek. Yani biz karavan kamp alanları isteyeceğiz. Birileri yapacak. Yani neticede işte bu da bizlerin, yani bizlerin derken düşüş yolayı kastetmiyorum. Hep beraber düşüş yola bunu destekleyen sizlerin taleplerini bir şekilde bir yerlere iletmemiz de olacak. Yani böyle bu damla büyüyecek, çığ olacak, deniz olacak. Yine bir sorumuz var. Arkada bir tane video dönüyor. Bir süre sonra ona bir pas atacağım. Orada başka bir hikaye var. Öncelikle merhaba. Adınızı ve yaşınızı nereden geldiğinizi rica ederim. Adım Melih, İstanbul'da yaşıyorum. 21 yaşındayım. Sizin videolarınızı da birkaç kez izledim, YouTube'da denk geldim. Teşekkürler. Bunu hayatın akışına yerleştirdiniz, doğru mu anlıyorum? Yani günlük hayatta ne bileyim 8-6 ya 9-6 çalışmıyorsunuz ya da hafta sonları gezmiyorsunuz sadece. Yani bunu hayatın akışının içinde, evet, yaşıyorsunuz. Kesinlikle öyle.
değerlerimiz değişti diyebilir miyiz? Evet, ne evet, değişti, evet. Peki benim asıl soracağım şey şuydu. Yani bu hayatı yaşarken bu düzenli bir gelir isteyen bir şey. Onu nasıl sağlıyorsunuz? YouTube'dan belli bir şey belki sağlıyorsunuzdur ama onun dışında güvendiğiniz başka bir neler olabilir yani? Serbest çalışan ve serbest çalışıp kendi işini yapan herhangi bir bireyin yeni dünyada çok fazla şansı var ve globalde iş yapma ihtimali var. O yüzden benim genç bir kardeşim, genç bir arkadaşım olarak bunu anlatmayı da çok istiyordum. Hani öncesinde tanışmıyoruz. Evet. Açıkçası şans oldu. Şöyle yani freelance iş yapan insanların çok fazla şansı var artık yeni dünyada. Ve hatta işte Amerika'daki iş modellerinde artık bu kurumsal yapılarla insanları mutlu edemeyince bir gün serbest kıyafet hikayesi başladı. Artık da insanlar cuma günü işe gitmiyor, evden çalışıyor. Benim kendi modelimde evimde stüdyom var. Yasal olarak yapım firmasıyım, vergi levham var. İşime gelecek, beni açıkçası zaman ve gelir oranında mutlu edecek herhangi bir işi alıyorum, yapıyorum. Fotoğrafçıyım, video çekiyorum. Ya da danışmanlık hizmeti veriyorum. Dijital pazarlama ile ilgili, dijital stratejilerle ilgili. Ya da bireyin kendi bireysel pazarlaması ile ilgili mentorluk hizmetleri veriyorum. Sizin yani freelance olarak yeteneklerinizi keskinleştirmenizi tavsiye ederim. Türkiye yabancı dil olmasını kesinlikle naçizane tavsiye ederim. Hatta ikinci yabancı dil. Benim Almancam çok iyi değildi. Ben şimdi Almanca öğrenmeye başladım. Gökçen İspanyolca öğreniyorum. Yabancı dil size, yabancı dil ve freelance'e konumlayabileceğiniz herhangi bir iş sizi o şekilde tekerleğin dönmesini sağlayacaktır. Tam zamanlı gezmek çok maliyetli bir şey. Size anlatıldığı gibi değil. Yani akaryakıt, konaklama, lastik, gıda. Herhangi diğeri de ufak sorunlar oluşabiliyor bazen. Evet, yani faturaları bir şey ödeyecek. Yani işte muhasebecinin parası, şirketin giderleri, arabaların sigortaları, arabaların kaskoları, vergileri. Sizin hayatınızda hangi kalemler varsa düşüyorların kaleminde çarpı iki olarak onlar var. Tabii ki illa. Kafamda sadece bu parçaya eksik olarak kaldığı için rica ederim. Bundan sordum. Cevabımı da aldım. Teşekkür ederim. Cevabını verebildiysem ne mutlu. Biraz siz... da belki giderleri azaltmak. Yani hani Hasan dedi ya biraz önce 3 senedir kıyafet almıyoruz. Yani olanları eskitmeye çalışıyoruz açıkçası. Yani birazcık da oralarda kendimizi de sınırlandırıyoruz. Yani çok fazla tüketime gitmemeye çalışıyoruz. O zaman da hayat inanın ki daha mutlu, daha güzel oluyor. Hani biraz daha böyle minimalist dedi ya, ev büyük ama iki tane koltuk var. Üçüncü kişi geldiğinde sandalye çekiyoruz. Yani gerek duymuyoruz, gerek yok diyoruz. Birazcık da böyle düşünmeye başladık. Ben mesela emekliyim, 29 sene çalıştım. Böyle kolay bir şey değil yani hani freelance belki olmak. Ama bir şekilde bu işler yoluna giriyor gibi geliyor bana yani. Biz ona uyum sağlıyoruz. Beklemiyoruz bir şeyler gelsin diye de biz yapmak istediğimiz şeye eğer uyum sağlarsak değil mi olsan biz yaptık mı yani? Mesela ılımlı kapitalizm senin cebindeki en küçük cüzdan payına aday oluyor. Fazla faturan varsa mesela biz evde televizyon izlemiyoruz. Sadece dijital içerik tüketiyoruz. Televizyon ödememiz vardı mesela. Şimdi marka vermeyeceğim tabii. Ama onu iptal ettik. Telefonları azalttık. Tek internet hattımız var, evin her yerinde router var, iyi bir hatla evin her yerinde internet var gibi aklıma gelenler bunlar ve daha az yani azalttıkça hayatımızdaki şeyleri daha çok özgürleştirdik. Aklımıza eseni yapabilecek durumdayız. Küçük bir çantayla hareket edebilecek durumdayız. Şimdi ben bugün buradan atlasam ailem İzmir'de atlayıp İzmir'e gidebilecek durumdayım şu anda. Sadece bir depo mazota bakar. Sen hafiflediğin durumda reflekslerin artıyor hareket etmeyle alakalı, onu tavsiye edebilirim. Ve fatura ödeme kesinlikle yani 39 lira aboneliği olan herhangi bir şeye girme. Orada bir pazarlama oyunu var. Sana kancayı atıyorlar ve sen onu ödedikçe onlar da zengin oluyor. Ilımlı kapitalizm böyle bir şey. Başka sorusu olan varsa rica edebilir miyim? Tamam, bizim de süremiz galiba dolmak üzere. Sizden küçük bir şey rica etmek durumundayım. Telefonları çıkartıp Düşyalan'ın YouTube kanalına abone olmanızı, bir de Instagram hesabımız var, onu paylaşacağım. Biraz parmakları çalıştırırsak sevinirim. Böyle bir küçük ricam var. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, bizi böyle lütfettiniz, dinlediniz, bize değer verdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Umarız bir gün yollarda yine karşılaşırız. Herkesin özgürleştiği bir ortamda mutlu bir yaşam süreriz. Hepimiz sağlıklı, sıhhatli. En çok da istediğim şey
İnşallah seneye yine burada sağlıkla bir araya gelmek. İnşallah. Her fuarın son gününde, her fuarın çıkışında onu söylüyorum. İnşallah tekrar bir araya geliriz. Dijitalde zaten varız. İstediğiniz herhangi bir mesaja, herhangi bir şeye yorum yapıyoruz. Yani yoruma anında cevap veriyoruz. Bildiğimiz bir şeyse. Bilmiyorsak da açıkçası araştırıyoruz. Bilene ulaşıyoruz. İnşallah birlikte büyüyeceğiz. Çok güzel günler bizi bekliyor diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.